Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce birinden almış olduğum Dermoklin siyah soyulabilir havyerli kil maskesini deneyeceğiz. Siyah noktalar için üretilmiş ve tüm cilt tipleri için uygun. İlk defa deniyorum. Bakalım Dermoklin markasını ilk defa deniyorum. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Şimdi sizlerle birlikte paketi açıyorum. Şöyle göstereyim. İçinden şöyle siyah bir kremimsi bir yapı çıkıyor ve bunun yüzüme yediriyorum. Fakat arkasında uyarı yazıyor. Göz çevresini sürmemek lazımmış. Dikkatli bir şekilde göz çevreme getirmeden yüzümün her yerine sürmeye çalışıyorum. Bu tarz maskeleri kullandıktan sonra gün ışığına çıkmamak gerekiyor hemen. Ya da acil çıkmanız gerekti. O zaman mutlaka güneş kremi sürmeniz lazım. Bu maskeler tek kullanımlık. Hani daha sonra bir kısmını ayırayım, kullanayım deme şansınız pek yok. Evet. Her yerime yediriyorum. Çok tuhaf bir yapısı var. Evet, göz çevreme değdirmemek için uğraşlar veriyorum. Saçlarıma bulaşmaması için tacımı taktım. Siz de bu tarz bir şey takabilirsiniz kafanıza. Bunun 20 dakika bekleme süresi var. Şu üst kısmını biraz daha süreceğim. Paketin içinde de bayağı varmış. İki kişi bile kullanabilir neredeyse. Ben bunu 3 set olarak almıştım. Bir tanesi kırışıklıklar içinde, bir tanesi de kahve karışımlı bir maskeydi. Ben şu an siyah noktayı tercih ettim. Siyah maskeyi. Eğer sonuçtan memnun kalırsam size de muhakkak tavsiye edeceğim zaten. Ben bu üçlü paketi 9 TL'ye almıştım. Tuhaf bir görüntüsü oldu. Şöyle. Yedireyim. Bazı yerler kuruduğu için üstüne tekrardan sürmek biraz zor oluyor. Evet, bayağı korkunç görünüyorum şu an. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Şunu biraz daha süreyim. Bunu biraz çıkartması zor olduğunu duymuştum. Umarım öyle bir sorun yaşamam. İnsan bazı kullananların suratında leke leke kalmış. Bakalım deneyip göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Şimdi 20 dakika bekleme süresine geçiyorum. Daha sonra geleceğim. Evet, 20 dakika doldu. Şimdi maske çıkartmak için geldim. Maske çıkartmadan önce yüzümde bıraktığı hisle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sürdükten birkaç dakika sonra yüzümde hafif bir yanma hissettim. Cilt tipim hassas olduğu için olduğunu düşünüyorum. Belki herkes bunu yaşamayabilir. Fakat çok uzun sürmedi. Birkaç dakika sonra o yanma hissi kayboldu. Şu an konuşurken zorlanıyorum çünkü aşırı gerginleştirdi yüzümü. Yani ağız hareketleri yaparken bile çok gergin. Yapısını şu şekilde göstereyim. Bayağı kayıyor. Hatta şimdiden soyulmaya başladı. Nasıl çıkartacağımla ilgili gerçekten hiçbir fikrim yok. Arkasında tırnağınızla kazıyarak çıkarabileceği yazıyor. Şimdi deneyeceğim. Gerçekten soyabiliyor muyum? Evet. Oo, biraz tüyleri de yolduğu için sanırım. Oo. Ah, çok garip bir hissi var. Biraz can yakıyor. Ama bayağı sonuç muhteşem. Gerçekten muhteşem. Hiç bu kadar yüksek bir performans beklemiyordum ama
burnumun üstündeki siyah noktalar tamamen gitmiş durumda. Biraz saç tiplerime değdirmişim. Bazı yerleri çok sürmüşüm. O yüzden biraz daha zor oldu sanki çıkartması. İyi korktuğum gibi, bahsedilen gibi çok bir leke olmadı. Hemen elimle şu şekilde yaptığımda çıkartabiliyorum. Ya performans olarak bayağı memnun kaldım maskeden. Tabii şunlardan da tam olarak kurtulursam. Gerçekten bu fiyata çok iyi bir sonuç verdi ve ne çenemde, ne burnumun etrafında, ne de burnumun üstünde, alnımda hiçbir yerde siyah nokta göremiyorum şu an. Çok memnun kaldım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben biraz daha maskemi temizlemeye çalışacağım. Sevgiyle kalın.